Merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz. Sizlerden gelen sorular üzerine bu videoyu çekeceğim. Aracım 98 2.5 V6. Sadece bu videoda arazi vitesi kullanımını tanıtacağım. Aracımıza bir marş yapıyoruz. Aracım 211 bin, 212 bine dayanmış. 195 binde aldım. Vites modlarına gelince ilk önce bu vitesi tanıtacağım. P modumuz var. Geri vitesimiz. N modumuz. D modumuz. 2 mod. Bir de low modumuz var. Burada AT tuşumuz var. Power tuşumuz. Vites aralıklarını daraltıyor. Seri bir kullanım istiyorsanız bunu açık konuma getirdiğiniz zaman burada power, kapattığınız zaman kapanacaktır. Arazi vitesimize gelince aracımız hem 2 çeker hem 4 çeker hızlı. Bir de burada N modumuz var. Bir de 4 çeker low modumuz var. Yazısı silinmiş. Kozmetiğe çok takılmayın. Aracımızı 2 çekerde gidiyoruz. Karlı bir yoldayız veya çamurlu bir yoldayız. Rampadayız vesaire. Aracımız patinaj yaptı. Kaldı kalacak. Aracımızı D modunda gidiyoruz. Seyir halindeyim diyelim, düşünelim şimdi. D'yi aldım. Aracımızı seyir halindeyken maksimum 100 kilometre hızda gidiyorsak veya 100 kilometrenin altında gidiyorsak 2H'tan hiç durmadan 4 çekere alabiliriz arkadaşlar. Maksimum işte 90-100 kilometreye, hani 90-100 de belki fazladır ama 80 kilometre ideali bunun. 2 çekerden 4 haşa alabiliyoruz. İşte rampada kaldığınız 2 çekerdesiniz. Örneğin ben şimdi rampadayım. İşte patinaj yapıyorum. Durup 4 çekere alırsam araba patinajda kalacak. 4 çekerde belki çıkmayacak. Hiç durmadan gönül rahatlığıyla 4 haşa hızlı 4 çekere alabilirsiniz. Aldık, gittik diyelim. Şimdi N modunu göstereceğim. N modu ne işe yarar? Bütün aktarmaları boşa çıkartır arkadaşlar. Bütün aktarmaları. Yani arka diferansiyel, ön akisler hepsi boşa çıkıyor. 2 çekerden 4 aşağı alıyoruz. Vitesi hafif kendimize itekliyoruz. Bir tık ileri itekliyoruz. Ve N moduna aldık. N moduna aldım. D'ye taktım. Gaza basıyorum. Gitmiyor. Gördüğünüz gibi boş olduğum için. Şimdi R modu aldım. Gördüğünüz gibi. Gaza basıyorum. Araba öne gidiyor. Tamamen boşta aktarma organları. Şimdi ağır 4 çekeri alacağız. Ağır 4 çekeri almak için ilk önce kesinlikle duracağız arkadaşlar. Durmadan olmaz. Ağır 4 çekeri durmadan geçirmiyoruz. Bu kulağınıza küpe olsun. Vitesimizi N konumuna aldık. 2H'dan 4H aldık. Çektik kendimize, N modu aldık. Bir tık daha ileri itekliyoruz. Ve ağır 4 çekerdeyiz arkadaşlar. Bu ışık 4H'da dayanar. 4 low'da dayanar. Bilginiz olsun. 4 low yani ağır çeker modunda maksimum 30 kilometreyi geçmiyoruz. Zaten sürat yapmaz araba. Gaza bassanız da bağırmaya başlayacaktır. D'de de kullanabilirsiniz. Sıkıntı yok. Ama 30 kilometreyi geçmiyorsunuz. 2 modda da zaten bu modu biliyorsunuz. 1 ve 2. vitese kadar gider. Ondan sonra gaza bassanız da geçmez. Bu vitesten randuman alacağınız tek mod ağır çekeri aldık zaten araziyi. Bunu da 4 low, L modunu aldık pardon. Motor aşırı bir güç gönderecek şanzımana, diferansiyele ve akislere. Altınızda iyi bir lastik varsa AT de olabilir, MT de olabilir. Biraz da pilotajınız iyiyse bu modda geçemeyeceğiniz dere,
çamur, bataklık, kar yok arkadaşlar. Yani ben bu modda bu lastiklerle, MT lastiklerim var. Kaput hizasında olan karlardan, işte sulardan, derelerden rahatlıkla geçiyorum. Pilotaj da çok önemli tabii ki. L moddan 2 aşağı almak için yine vitesimi N konumuna aldım. Ayağım frende. N modunu alıyorum. Bir tık daha çekiyorum. 4 aşağı aldım. Bir tık daha çektim. 2 aşağı aldım. Gördüğünüz gibi ışığımız da söndü. Benim anlatacaklarım bu kadar. Sorular geldikçe video çekmeye çalışıyorum. Yeni başlayacak arkadaşlara veya arabası olup bilgisi çok olmayan arkadaşlara bu tarz videoların ışık tutacağını düşünüyorum. Eğer performans, genişlik, güç, sorun da istemiyorsanız ben 2.5 V6'ları öneririm. Hep örnek veriyorum. Toyota'da FJ80, işte Land Cruiser 80 kasa, 100 kasa neyse, tabii ki Toyota farklı bir platform. Tartışmasız Suzuki ile arasında tabii ki çok fark var. Ama Toyota'ya göre o arabalar Nirvana'dır mesela. İşte Suzuki'de de Nirvana 2.5 V6'dır arkadaşlar. Ne 1.6, işte ne 2.0, ne 1.9, ne 2.7 XL'ler. Kesinlikle Suzuki'de arazi, performans, güç, sağlamlık ve sorun istemiyorsanız 2.5 V6'yı şiddetle öneririm. Dediğim gibi 2.5 yıl oldu hemen hemen. Sadece yağ bakımına gidiyorum. Başka hiçbir şeye gitmiyorum. Bir de bu sene karavan aldım. Allah herkese nasip etsin. 1.5 ton ağırlığında bir karavanım var. Arkaya çekilimleri taktırdım. 2.5 işte proje ruhsatla bana 3'e mal oldu. Bugün bu yaz karavanla, 1.5 ton karavanla 8.000 kilometreye yakın yol yaptım. Bir ayda, 1.5 ayda. Ve LPG'de kullandım. LPG'de kullandığım halde